Başta Amerika olmak üzere tüm hisse senedi piyasalarında çok ciddi balonlar oluşuyor arkadaşlar. Arka arkaya yükselen borsalar görüyoruz ve bu tırmanışlarla geçtiğimiz dönemden çok daha iyi noktalara gelmiş borsa endeksleriyle karşı karşıyayız. Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da, Avrupa ülkelerinde hatta İtalya'da. Peki sebebi ne? Yani her şey bitti, normalleştik mi? Bütün şirketlerin bundan sonraki bilançoları harika mı gelecek? İşsizlik mi azalacak? Dünya devletlerindeki problemler çözüldü mü? Bilançolar bozulmayacak mı? Küçülmeler devam etmeyecek. Aksine dünya devletleri çok hızlı bir şekilde ekonomilerini düzeltecekler. Turizm akışı tekrar sağlanacak. Sanayi ile ilgili problemler aşılacak mı? Bu nedenle mi borsalar yükseliyor? Yoksa arkasında farklı bir neden mi aramamız gerekiyor? Onun için balon diyorum arkadaşlar. Hadi biraz daha ileri götürelim işi. Mesela Amerika'da, Avrupa'da çok ciddi parasal genişlemeler oldu ve bu parasal genişlemelerin sonucunda da oradaki para akışı borsalara kaydı ve borsaların yükselmesini beraberinde getirdi. Yine de bir balon etkisi ama sonuç itibariyle ciddi bir para girişi olduğunu da kabul edelim. Peki Türkiye gibi borsalarda ne oldu? Gelişmekte olan ülkelerin borsalarında ne oldu? Ya da ekonomilerinde ne oldu? Para mı çoğaldı? Türkiye ekonomisi çok hızlı bir şekilde gelişti. O nedenle mi borsalar yükseliyor? Yoksa bambaşka bir tabloyla mı karşı karşıyayız? Bu videoda bunu değerlendirmeye çalışacağım sizler. Tabii ki aynı zamanda hem altını, hem doları, hem diğer emtiaları yine konuşacağız. Petrolü konuşacağız. Altının onsunun nereye doğru gittiğini konuşacağız. Çünkü 1750'nin üzerinde bir altın ons fiyatıyla karşı karşıyayız. Daha dün sizlere 1760 dolar seviyesinin kırılabileceğini ve altının 1800 doların üzerine tırmanıp daha sonrasında da 2000 doları deneyeceğini söylemiştim. Nitekim gram altına bakıyorsunuz orada da 385'in üstündeyiz artık. Yani 400 yolculuğu ha başladı ha başlayacak gibi görünüyor. Dolar cephesinde 6.85'in üstünü görüyoruz mesela ve 6.85'in üzerinde tutunan dolar ilk etapta 6.95-7 aralığını 7'yi kırdıktan sonra 7.20'nin üstünü deneyecek muhtemelen ve 7.20'den sonra bir kez daha bu seviyeleri görmeyeceğiz. Bunda nedenlerini ayrıntılı bir şekilde konuşuruz. Öbür taraftan haber ve veri akışında sizlerle paylaşacağım. Bunun da hem piyasaları hem para piyasalarını hem de emtia piyasalarının etkisini değerlendirmeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar şu borsa meselesini biraz değerlendirelim. Bakın Amerika ve Avrupa borsalarının aynı zamanda Asya borsalarının yükselmesinin temelinde bu ülkelerden açılan para muslukları yatıyor. Çok ciddi miktarda para piyasaya aktı ve bu piyasaya akan paranın önemli bir kısmı da şirketlerin hisse senetlerine giriş yaptı. Bu hisse senetlerinin yukarıya çıkmasını beraberinde getirdi. Ama hisse senedi toparlanan şirketlerin pek çoğu batma noktasına gelmiş durumda. Hatta bazıları batmış durumda Hertz gibi. Batan bir şirketin hisse senedi bir anda yukarıya doğru fırlıyor. Neden? Amerika bu şirketi kurtarır beklentisi var. Oysa Fed'in açıklamalarına bakıyorsunuz hiç de öyle bir tablo yok. Yani Amerika şirketleri kurtarma hevesinde değil ya da Avrupa Birliği ülkeleri şirketleri kurtarma hevesinde değil aslına bakarsanız. Peki niye yükseliyor hisse senetleri? Çünkü bu olumlu algının bir şekilde pompalanması gerekiyor ve piyasaların yukarıya çekilmesi gerekiyor. Hatta iş o kadar abartıldı ki pandemi öncesinden çok daha yukarı noktalara çıkan borsalar var. Keza Türkiye'de de borsaya bakıyorsunuz pandemi öncesinin üstünde bir noktaya gelmiş durumda. Gerçekçi mi? Değil arkadaşlar. Türkiye'de işsizlik artıyor. Türkiye'de çok ciddi bir enflasyonist baskı var. Türkiye'de her an bir kur şoku yaşanabilir. Hiçbir temel ekonomik sorunu çözmüş değil. Buna rağmen borsa yükseliyor. Şirketlere bakıyorsunuz Türkiye'de de şirketler batma noktasına gelmiş durumda. Pek çok önemli şirketten bahsediyoruz. Keza KOBİ'ler, esnaf, tüketiciler, herkes çok ciddi sorunlarla karşı karşıya. Daha borç tablolarını görmedik. Dış borçtan bahsetmiyorum. İçerideki borçtan bahsediyorum. Yani şahısların firmalara, firmaların diğer firmalara olan borçlarından bahsediyorum. Ya da şahısların bankalara, firmaların bankalara olan borçlarından bahsediyorum. Bankaların uluslararası alandaki diğer bankalara olan borçlarından bahsediyorum arkadaşlar. Bunlar ortaya çıkmadı. Bunlar ortaya çıktıkça her şey çok daha netleşecek. Yine bir başka önemli konudan bahsetmek istiyorum. Hastalık Güney yarım küreye net bir şekilde geçtiğini gösterdi. İkinci dalga çok daha net konuşuluyor artık. Güney Amerika ülkelerinde hızlı bir şekilde hastalık artıyor. Almanya'da enteresan bir şekilde hastalığın arttığını görüyoruz. Kuzey yarım kürede kalmış olmalı.
olmasına rağmen ve bazı veriler herkesi, özellikle tıp camiasını biraz daha fazla korkutuyor. Niye? Almanya'da yayılma oranına bakıyorsunuz, 0.89 iken 2.3 seviyesine çıkmış. Yayılma hızı 2 kattan fazla artmış durumda. Bu da ikinci dalganın aslında çok daha agresif olabileceğini bizlere gösteriyor. Şimdi bütün bu verileri yok sayan borsalarla karşı karşıyayız. Ekonominin temelindeki verilere bakıyorsunuz, her geçen gün biraz daha kötüleşmeye devam ediyor. Bütün ülke ekonomileri küçülüyor, ihracatları azalıyor, dış ticaret verileri her geçen gün biraz daha kötüleşiyor, PMI verileriyle ilgili sıkıntılar artıyor. Buna rağmen borsalar yükselmeye devam ediyor. Bunun adı balondur. Ya da ne bulursan al dönemine girmiş durumdayız. Bir para akışı var. Sıcak parada kalabilmek için ya hisse senedi alalım, ya altın alalım, ya dolar alalım, ya sterlin alalım, ya euro alalım dönemindeyiz. Ama bakın, burada çok kritik bir mesele var arkadaşlar. Gelişmiş ülkelerdeki bu para gelişmekte olan ülkelere kaçmıyor, kaymıyor aslına bakarsanız. Bunu nereden anlıyoruz? Gelişmekte olan ülkelerin bir endeksi var. Bu endeksten son 2 hafta içerisinde 1 milyar dolarlık bir çıkış gözlemleniyor. Yine bizim kendi iç verilerimize baktığımız zaman, Merkez Bankası verilerine baktığımızda, hem doğrudan yabancı sermaye tarafında hem de sıcak para tarafına bakıldığında çok ciddi çıkışların olduğunu görüyoruz. Peki bu neyi işaret ediyor? Riskli bölgelerden kaçan bir para trafiği var. Bu da gelişmekte olan ülkelerin çok ciddi krizlerle karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor. Amerika, Avrupa, Asya ülkeleri, güçlü olanlarını kastediyorum, kendilerini kurtarırken Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacaklar. Amerika'daki balon patladığı zaman Amerikan ekonomisi yerle bir olmaz, ama Türkiye'deki balon patladığında hem borsa tarafında hem de dolar tarafında yaşanacak dalgalanmalar küçük yatırımcıyı da çok zor durumda bırakır, vatandaşı da çok zor durumda bırakır. Şimdi siz borsayla her şey güzel havası yaratırken reel sektöre hiçbir şekilde dokunmuyorsanız, reel sektörün hareketlenmesini sağlamıyorsanız, kredi musluklarını sadece konut sektörünü canlandırmak adına açıyorsanız, yarın öbür gün bu balon patladığında konut sektörü çöker, tüm sanayi sektörü, tarım sektörü darmadağın olur. İthalata bağımlılığınız devam ettiği için tüm ekonomik verileriniz yine büyük bir sıkıntı içerisine girer. Peki burada sorulması gereken soru, doları bu seviyede tutmak mümkün mü? Ya da altın dünyada neden yükseliyor? Biraz bunun altyapısına bakmamız gerekiyor. Yine 1760 doları zorlayan bir altından bahsediyoruz çünkü. Ve büyük ihtimalle arkadaşlar 1760 bu denemesinde kırılacak, 1800'ün üzerine giden bir altın ons fiyatıyla karşı karşıya kalacağız. Dolar nasıl 6.85, 6.84 civarında tutunuyor? Aslında filmin sonuna gelinmiş durumda arkadaşlar. Şu anda biz Haziran ayındayız. Nisan ayının cari açık sorununu görüyoruz. Temmuz'a geldiğimizde Mayıs ayı verisi gelecek. Ağustos'a geldiğimizde Haziran ayı verisi gelecek. Eylül'e geldiğimizde Temmuz ayı verisi gelecek. Eylül ayı itibariyle gelen Temmuz verisiyle birlikte cari açık toplamda 20 milyar dolarlara yaklaşırsa, ki yaklaşma ihtimali çok ama çok yüksek. Yani Eylül'de alacağımız Temmuz ayı verisi aslında dananın kuyruğunun koptuğu nokta haline gelmiş olacak. Türkiye ekonomisi açısından bakıldığı zaman 20 milyar dolarlık bir cari açık hem borsanın tepe taklak olduğu anlamına gelir, hem de dolarda devalüasyonist bir etki olduğu anlamına gelir. O güne kadar kademeli bir şekilde dolar yukarıya taşınamazsa, turizm gelirleri arttırılamazsa, ki arttırılma ihtimali neredeyse sıfır, ve bunun yanında işçi dövizleri Türkiye'ye getirilemezse, ihracatın artması sağlanamazsa, ki ihracatın artabilmesi için Türkiye'nin elindeki tek silah Türk lirasının değersiz hale getirilmesi, başka elinde hiçbir silah yok, rekabetçi olabilmesi için tek şansı Türk lirasını değersiz hale getirmek. Bunu da kademeli olarak, kontrollü olarak yaparsa belki biraz daha az yara alır. Ama sonuç itibariyle bunların hiçbirini yapmazsa, Eylül ayı itibariyle kendi istekleriyle yapmadıkları şey muhtemelen zorunlu olarak karşılarına çıkacak arkadaşlar. Bu da bir kur şoku anlamına geliyor. Aynı Ağustos 2018'de olduğu gibi. Tek farkı ne? Ağustos 2018'de Türkiye daha çok borç bulabiliyordu. Türkiye'nin pek çok konuda, pek çok ekonomik konuda eli daha güçlüydü. İhracat yapabiliyordu. Turizm gelirlerini en azından bu kadar dip bir seviyede
yaşamıyordu. Bu arada Eylül'de pandeminin de ikinci dalgasının kopma ihtimalinin yoğun olduğu bir dönemde olacağını görüyoruz. Tekrar güneyden kuzeye kayacak hastalık ve belki çok daha şiddetli bir şekilde kayacak. Belki ekonomiler daha da içine kapanmak zorunda kalacak. İşte böyle bir tabloda bir yanda ikinci dalga pandemi etkisi, öbür tarafta bozulan ekonomik veriler ve cari açık ve bunun toplamında da Türkiye'de yaşanabilecek kur şoku. Eylül döneminde, Ağustos döneminde yaşanacak bir kur şokuyla pandeminin birleşmesi hem bütçe açığının daha da açılması anlamına geliyor, hem de ekonomik verilerin bozulması, fakirleşmenin artması, işsizliğin artması anlamına geliyor. Neden? Hiçbir hazırlık yapmıyoruz. Kur şokunu hala öcü gibi görmemizin altında bu gerçek yatıyor. Türkiye pandemi sürecini bir fırsata çevirebilir miydi? Evet, çevirebilirdi. Daha çok kur baskısı yapmak yerine kuru serbest bırakarak ihracatını arttırma şansını kullanabilirdi. Pek çok ülke Türkiye'den ihracat yapabilirdi Çin yerine. Daha ucuz mal verme şansına sahip olsaydı. Türkiye satan olmak yerine alan olmaya devam etti. İhracat yapmak yerine ithalat yapmayı tercih etti. Bizim bu dönemde Çin'in açığını kapatmaya çalışmamız gerekirdi. Sanayileşme o anlamda önemliydi. Üretim o anlamda önemliydi. Diyeceksiniz ki ya bir günde sanayileşir mi? Zaten Türkiye sanayileşmeye eğilimli ve bu altyapısı olan bir ülke. Küçük orta boy işletmelerinizi devreye soktuğunuz an itibariyle belki Çin kadar büyük ölçekli bir üretim yapamazdınız ama ihracat kalemlerinizi çok hızlı bir şekilde yukarıya çekme şansına sahip olurdunuz. Burada Türkiye'nin önündeki en önemli engel kurdu arkadaşlar. Kuru bu seviyede baskılayarak aslında ihracattaki köprüleri yıktılar. İhracatın önünde çok ciddi bir engel oluşturdular. İşin kötü tarafı hem ithal etmeye devam ederken hem Çin'in açığını kapatmadığımız için satışımızı arttıramayacağız ama alımlarımız aynı şekilde devam edecek ve kur şoku bu anlamda Türkiye ekonomisini çok ciddi köşeye sıkıştıracak. Kurun kontrollü bir şekilde yükselmesine izin verilmesi gerekiyordu. Doların bu seviyeleri ne yazık ki ihracatçının elini güçlendirmiyor. Her ne kadar ihracatçılar bizim elimiz çok güçlü, biz bu kur seviyesinden memnunuz falan deseler de aslında öyle olmadığını kapalı kapılar arkasında konuşuyorlar kendi aralarında. Bunu biz biliyoruz ve duyuyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim rakamsal boyuta. Dolar 6.85'e çıpaladı kendisini. Bu ne demek arkadaşlar? Burayı taban haline getiren dolar 7 sıçramasını gerçekleştirecek. Euro'ya bakıyorsunuz, parite nedeniyle geri çekildi ama orada da 7.68'i görüyoruz. Doların 6.95-7 aralığına gitmesiyle birlikte 8 liranın üzerinde bir euro ile karşı karşıya kalacağız. Euro dolar paritesi 1.12'nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Niye? Çünkü 1.12 net olarak aşağıya doğru kırıldığı an itibariyle anlayın ki 1.08'e giden bir parite var. 1.08'e giden parite euro ile dolar arasındaki makası da kapatacaktır. Altın onsu 1750 doların üzerinde. Zaman zaman 1750, zaman zaman 1755, zaman zaman 1758 seviyelerini görüyor. Bu şu demek arkadaşlar. Bir kez daha 1760 zorlanacak. Hacimini kırdığı an itibariyle artık altın onsunu kimse tutamaz. Bu kadar büyük risklerin olduğu, pandeminin ikinci dalgasının bu kadar net bir şekilde konuşulduğu, Trump'ın her geçen gün ortamı biraz daha gerdiği, Çin'le Amerika ilişkilerinin neredeyse kopma noktasında olduğu ve dünya ekonomisindeki verilerin hisse senedi piyasası haricinde her geçen gün bozulduğu bir ortamda riskler daha da artıyor demektir. Altına talep her geçen gün biraz daha artacaktır arkadaşlar. Şunu da ekleyeyim. Borsalardaki balonun patlaması aslında altına olan talebi daha da hızlandıracaktır. Ve işte o zaman biz zaten 2000-2500 dolar aralığındaki altın ons fiyatıyla karşı karşıya kalacağız. Bu seviyeleri belki uzun zaman bir daha da görmeyeceğiz. Ama 1760 kritik bir seviye. Bunun altını özellikle çizeyim. 1760 kırılamazsa tekrar 1700 seviyesini, hatta 1680 seviyesini görebiliriz. 1760 buradaki kritik seviye. Brent petrol 42 dolar. Dar bir banda sıkışmış durumda. Aslına bakarsanız bence petrol önünü göremiyor. Acaba dünya gerçekten üretiyor mu? Her şey normalleşti mi? Sahiden hisse senedi piyasaların söylediği gibi mi durum kafa karışıklığını yaşıyor petrol? Onun öyle olmadığını gördüğü an itibariyle petrol fiyatları da tepe taklak olacak. Petrol fiyatları da aslında kendi içerisinde bir balon haline gelmiş durumda. Diyeceksiniz ki ya 80 dolar, 90 dolardı. 40 dolarlık petrole balon diyebilir miyiz? Bu koşullar içerisinde deriz arkadaşlar. Dünyada sanayi üretimi yokken Almanya'da
gibi dünyanın en önemli ekonomilerinden birisi daralırken, her geçen gün dünya ekonomisiyle ilgili sıkıntılar artarken, ciddi firmalar batma noktasına gelmişken, üretim yokken petrol fiyatlarının bu seviyede olması bile balondur. Çok tehlikeli bir dönemeçteyiz. Bu dönemeci geçtiğimiz an itibariyle kırılmalar görmeye başlayacağız. Özellikle hisse senedi piyasalarında olanlar ya da kaldıraçlı işlemler yapanlar büyük zararlarla karşı karşıya kalabilir. Borsalar yükseliyor. Peki nereye kadar arkadaşlar? Yarın öbür gün yıkım olmaya başladığı zaman kaçabileceğinizi düşünüyor musunuz? Altının bu seviyesinin bir tepe noktası olduğuna ikna oldunuz mu? Bu kadar olumsuz veri akışı varken. Dolar. Türkiye'de dolar yok. Türkiye'de Merkez Bankası rezervleriyle ilgili büyük sıkıntı var. Dış ticaret açığı var. Türkiye'de ciddi bir cari açık var. Türkiye'nin bütçesi neredeyse ortadan ikiye yarılmış durumda. Ve bu koşullar içerisinde dolar yükselmeyecek, borsa yükselecek diyoruz. Mümkün mü arkadaş? Bu videom da sonuna geldi. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın, sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyorum. Diğer taraftan videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve tabii ki beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.